çaprazlama modellerimizden bir tanesi olan burgu örgü modelinin yapımını göstermek istiyorum. Farklı bir burgu örgü modeli elimdeki, güzel bir model. Her yerde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, şapka, yelek, battaniye yapımında kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Modelimizi yapmak için ilmek hesabımızı oluştururken 6 ilmek ve katları artı 2 tamamlayıcı ilmek ekleyeceğiz İlavesi. ilmeklerimize. 6 ilmek ve katları dedim. 5 tane saç, 5 tane burgu örgüm var. Burada gördüğünüz gibi 6 kere 5 30 artı 2 32 ilmek ilavesi yapıyorum. 32 ilmek atıyorum şişime. Tuz 2 ilmeğimi attım şişimi. Şimdi örgümü gördüğünüz gibi aralarda iki ters ilmeğim bulunmakta. Örgüme başlangıçta iki ters ilmek ile başlıyorum. İki ters, dört düz olarak devam ediyorum. İki ters ve dört düz. Saç örgülerini birbirinden, burguları birbirinden ayıran iki ters ilmeğim var. Siz bu terslerin sayısını arttırabilirsiniz. Dört, iki ters, dört düz. Ve son kısmı iki ters ile tamamlıyorum. Başta iki tersten başlamıştım, o yüzden sonunu da iki ters ile tamamlıyorum. Birinci sıramı ördüm, modelimi kurdum. Şimdi arka yüzdeyim. İkinci sıradayım ve arka yüzdeyim. Arka yüzde 2 düz ve 4 ters ilmeğim oluştu. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İkinci sırada. İlmekleri gördüğün gibi 4 sıra olacak şekilde örgüme devam ediyorum. İkinci sıra tamamlandı. Ön yüzdeyim. Üçüncü sıradayım. Gene ilmekleri gördüğüm gibi ilk başta 2 ters 400 olarak örmüştüm. Gene aynı şekilde 2 ters ve 400 olarak örgüme devam ediyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım ve ben örgünün arka yüzündeyim. Burgularımı yapmaya başlıyorum. Arka yüzdeyim ve burgularımın yapımına başlıyorum. İlk iki düz ilmeğimi örüyorum. İlmeklerim ön yüzde kasılmasın diye ipliğimi arkadan öne aldım. Ters ilmekleri örerken şişime iki kez dolama yapıyorum. İlmeklerimi ön yüzde uzatacağım.
İki kez doladıktan sonra şişimden çıkarttım. Bu dört ters ilmeğin olduğu yere yapıyorum. Yani burguları yapacağım yere ilmeklerimi iki kez doluyorum. Tekrar iki kez doladım ve çıkarttım. Bu ikili dolamayı sadece ters örgüde yapıyorum. İpliğimi arkadan öne aldım. İki düz ilmeğimi örüyorum. Bunda herhangi bir uzatma, iki kez dolama yapmıyorum. Tekrar arkadan öne aldım ve tekrar şişimi iki kez dolama yapıp ilmeğimi çıkarıyorum. Evet, arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim ve burguları yapacağım. Örgünün ön yüzündeyim. Şimdi iki ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi arkaya aldım ve iki kez dolamış olduğum ilmeklerimi şişten bırakıyorum. Bir, 4 tane uzatılmış ilmeğim oluşacak. 4. 4 düzümün olduğu yer. 4 tane uzatılmış ilmeğim var. Şöyle sol şişimi aldım. Arkadaki 2 ilmeğimi sağ şişimi içerisinden geçirdim ve üstünden atlatıp tekrar sol şişime taktım. Yönlerini bozmadan hemen düz örüyorum. 1 2 3 ve de 4. Bakın çaprazlandırmayı yaptım. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. Aradaki iki tersi örüyorum. İlmeklerimi uzatıyorum. Üstüne iki kez doladığım ilmeklerimi şimdiden bırakıyorum. Sol şişimi aradan geçirdim. Arkadaki iki ilmeğimi şişimin içinden geçirip ön tarafa kaydırdım. Ve hemen sol şişime takıp tekrar düz örüyorum. Sıralarını da bozmuyorum.
Son iki ters ilmeğimi örüyorum ve örgümü ön yüzündeki burgu işlemlerini tamamladım. Şimdi ilmeklerim İki tekrar ters ve 400 olarak 4 sıra halinde ön yüzden ve arka yüzden örgümü örüyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi 4 sıra olacak şekilde örgüme devam ediyorum. Arka yüzde 2 düz 4 ters, ön yüzde 2 ters 4 düz olacak şekilde 4 sıra örgümü örüyorum. İki ters, dört düz. İki düz dört ters arka yüz üçüncü sıra ön yüzdeyim ve dördüncü sıramı örüyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum dediğim gibi. Şimdi ikinci burgunun yapımına başlayacağım. Bu iki burgun arasındaki sıra sayısını siz azaltıp artırabilirsiniz. Ben 4 sıra olarak yaptım. Daha uygun düşüyor 4 sıra. Ama size kalmış bir şey aralarını daha çok açıp, mesafeyi daha çok açıp ya da daha da azaltabilirsiniz. 4 sıramı tamamladım. İlmeklerimi gördüğüm gibi hem ön yüzden hem arka yüzden ördüm. Ve arka yüze geçiyorum. Aradaki 4 sırayı tamamladıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi dolayarak örüyorum. Ön yüzde de ilmeklerin yönlerini değiştirip burgu işlemini gerçekleştiriyordum. Arka yüzdeyim. İki düzümü ördüm. İpliğimi arkadan öne aldım. Ters ilmeğimi şişime aldım. Şişimin üzerine iki kez dolama yapıp şişimden çıkarıyorum.
İlmeklerimi doladım. Ön yüze geldim. İlmeklerimi uzatıp burgu işlemini gerçekleştireceğim. Aradaki ters ilmekleri siz arttırabilirsiniz. Daha geniş tutabilirsiniz bu aradaki iki burgun arasındaki ters ilmeklerin mesafesini. Düz örgüdeyim. Doladıklarımı şişimden çıkarıyorum, boşaltıyorum. 4 tane uzatılmış ilmeğim var. Tekrar sol şişimi aradan geçirdim. Sondaki 2'yi öndeki 2'nin üzerinden geçirdim. Geçirdikten sonra sırayla örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim. İkinci burgularımızı da tamamladım. Çok güzel bir model. Arkadaşlar bugün sizlere farklı bir burgu örgü modelini gösterdim. Yapmış olduğum videolarımı beğeniyorsanız videolarımı paylaşıp beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca videolarımın başlıklarına ve altyazılarına çeviri yapabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.